Arkadaşlar herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz bu bardak olduğu zaman neler oluyor bu kanalda biliyorsunuz. Yine böyle geldik, bir kahve molasındayız. Üzerinde de bugün Honda'nın Civic'i var. Honda Team. Bugün Honda Team'e bir üye daha katacağız. Ama ne olduğunu hemen söylemek istemiyorum. Yine güzel. İstanbul'da böyle Yunus'la Akif vardı. Daha önceki videolardan hatırlarsınız. Tekrar Yunus'un yanına gidiyoruz bugün. 2022 Nardo Grey bir şey olacak. Hemen hemen tahminleriniz oluşuyordur kafada diye düşünüyorum. Ama yine de aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Bugün Can eşlik ediyor yine bana. Allah razı olsun. Bir şey kaçtığı zaman hep yanımda oluyor. Sağ olsun. Teşekkür ederim kendisine. Kameranın arkasında falan var. Neyse biraz geç kaldık. İstanbul'a gidiyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir motor sizi bekliyor. Hadi bakalım ben gidiyorum. Evet bu arayı burayı tanıyordur bizi yakından takip edenler arkadaşlar. Tekrar geldik aynı yerdeyiz. Aynı yerden dolmaktan çok mutluyuz. Yunus yine bizi karşıladı, etti. Noter işlemlerimizi falan hallettik. Makinamız hazır. Artık çok da fazla tutmayayım sizi. Önce Yunus gel kardeşim, sana bir selam vereyim. Yunus geldi yine bizi ağırladı. Antalya'da ta işi vardı, kalktı evet. Bizim için geldi. Eyvallah kardeşim, ne çok zaman? Sağ ol. Memnun oldum. Hatırlıyorsunuz yine bir Goldwing almıştık Yunus'tan. O arada Yunus da kendi Goldwing'ini yenilemişti. Ondan sonra bana demişti abi Nardo Grey alıyorum ben 2022, bulamamıştık. Bize dedi ki bize de kısmet olur inşallah. Sonra onun bir iş muhabbeti vardı. Satacağım düşünür müsün deyince biz de 2022 göster kardeşim. 2022 Nardo Grey Goldwing'imize kavuştuk diyebiliriz. Yunus yine doldurmuş motoru sağ olsun. Ön camını takmış, sisi barını takmış, orta sehpasını falan takmış. PPF kaplamalarını yaptırmış. Bize binilecek halde teslim etti. Eyvallah. Anahtar teslim. Anahtar teslim. Bu adamdan motor alın abi. Çiçek gibi. İşte yok seramiği, her şeyi var. Ezan da okunuyor. Hadi yola geçelim. Gerisini yolda konuşuruz arkadaşlar. Buluştuk mu tekrar Goldwing? Ayrılamıyoruz bakıyorum seninle. Nedense hep birbirimizi özleme isteği var yani böyle. Olur ya insanın böyle kopamadığı. Biz de Goldwing'le böyleyiz arkadaşlar. Ben çok seviyorum, bilmiyorum. Kim ne derse desin ama yani hız yapmıyor. Belki yani çok yüksek hızlara çıkmıyor. Ona göre sportif bir motor olmayabilir ama gönlümüzün sultanı be. Bu da böyle keyfiyle müziğinizi açıyorsunuz falan. Bak telefonum çalıyor, buradan cevaplayabiliyorum. Tak tak. Bütün elimiz yok mu Goldwing? Araba gibi çalışıyor araba. Lastiği minik birazcık. Lastiklerime hava basacağım. Yunus bir süre yatırmış motoru, binmemiş. Şu ön camımı da kaldırayım da. Cam mı bu? Kalkan mı artık bilmiyorum. Yunus yine takmış tur camını. Ötekinde de vardı. Sağ olsun kardeşim, böyle adamlardan motor alın ya, böyle adamlar tanıyın. Bak yani hem dostluk başka, ticaret başka, tertemiz motor, aklınıza soru bile gelmiyor. Yani bilmiyorum, harika hissediyorum kendimi şu anda. Tekrar bir Goldwing Bagger'ın üzerindeyim, bu sefer 2022 Nardo Grey. Çok tatlı bir rengi var gerçekten, Forza'da böyle Nardo Grey. Rüzgardan hiç etkilenmiyor neredeyse ya. Gitti mi? Gitti video. Telif yedik arkadaşlar. Telif yedik. Telif. Ama her şeye değerdi. Neyse sen gel eko moda falan geç. Tura geç. Rain var. Ne ararsan var abi makinede. Çak vitesi altıya babacım. Hoppa. Neyse boğaz havamızı da aldık. Bu bizim için bir lüks. Boğaz havası almak mükemmel bir lüks. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın ya. Atıyorum şuradan Boğaz Köprüsü'nün Goldwing'in benim için artık kimin için abone olmak istiyorsanız bir abone olursanız sevinirim. İşlerimizi hallettik. Artık makineyi İzmit'e götürüyoruz. Hatta bir gecede kaldım, keyif yaptım Goldwing'le. Oh iyi yaptım. Ne güzel yaptım. Hadi gelin biraz daha size motordan bahsedeyim. Belki daha önceki Goldwing videolarımızı izlemeyenler varsa Goldwing hakkında biraz daha bilgi sahibi olurlar. Arkadaşlar bu Goldwing DCT Bagger diye geçiyor. Otomatik vites, yani arkaya sırt dayadığınız çanta bu motorda yok. Sadece yan 2 adet çantası var. Tamamen keyless go'lu bir motosiklet. Anahtar cebinizde, bagajları dahi öyle açıp kilitliyorsunuz. Yani yanınızdayken bir tuş yardımıyla yan 2 bagajı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan mütevellik başka ne var? Böyle ön konsolunda telefonunuzu şurada bir bölüm var. Burada USB'ye takıyorsunuz. Telefonunuzu kabloyla bağladığınız ve intercomunuzla birlikte motora eşlediğiniz zaman böyle bir CarPlay kullanımı sunuyor size. Bu CarPlay kullanımının içinde ne var? İşte böyle müzikleri değiştirebiliyorsunuz. Haritaya girebiliyorsunuz. Telefon rehberinizi açabiliyorsunuz. Normal araçlarda kullanmış olduğunuz CarPlay burada tamamen aktif ve çok güzel bir görseli var. Sağda solda iki tane analog
Ekranımız var, kadranımız var. Dijital değil bunlar, analog. Bence daha yakışmış. Elegans duruyor böyle. Kenarları krom çerçeve. Gece de beyaz ışıkları oluyor bunun. Çok tatlı bir görünümü var. Bu önde görmüş olduğunuz cam aynı 250cc Forza'daki scooter'ındaki gibi. Hatta Forza bence bundan esinlenildi. Böyle indirip böyle de rüzgara göre kaldırabiliyorsunuz. Bu tur camı arkadaşlar, normalde Bagger'da kısa bir cam geliyor. Bu normal Goldwing camı. Ben de şöyle otobandayken böyle uzun yollarda seyahat ettiğiniz zaman gerçekten mükemmel. Mük. Hiç sıfır rüzgar gidiyorsunuz. Motor da zaten titreşimsiz bir motor olduğu için böyle gerçekten bununla seyahat etmek çok keyifli arkadaşlar. Ha, bir handikapı var. Tabii bu kime göre, neye göre değişir. Mesela benim gibi uzun yollarda böyle hızlı süren arkadaşlar için, örnek veriyorum 2, 2.40, 2.30 böyle otoban seyahatleri yapanlar için, tabii ki burada bahsetmiyorum bunu, böyle örnek veriyorum İstanbul-İzmir otobanı gibi buralarda böyle 180'de limiti var. 180 miydi, 185 miydi, öyle bir limiti var. 5 kilometre için birbirimizi kırmayalım değil mi? Atlar mısın? Sinyal verdin ama atlama, ben geliyorum. Ha. Öyle bir limitör var makinede ki, yanlış anlaşılmasın, bu dediğim çok ağır gülle gibi bir motor. Yani giderken gerçekten onu size, hani böyle gidondaki motorda hiçbir ağırlık hissetmiyorsunuz. Konforlu ama böyle büyük bir motorla gittiğinizi gerçekten çok belli. Hadi kardeşim ya. Heh. Bak buradan triptonik tuşlar da var. Bir koyuyorum 5. Gidebiliyorum. Yani 7 vites. Bir şanzıman sistemi var arkadaşlar motorun. 7 ileri motor bu arada. Bir de geri vitesi var. Şanzıman geçişleri falan harika. Pürüzsüz, yani vites atışlarını gerçekten çok yumuşak derecede hissediyorsunuz. Kesinlikle sizi rahatsız etmiyor. Ve şehir içinde bu otomatiği kullanmak aşırı derecede güzel ve rahat. Yani böyle bir motorda sürekli, bende manueli de vardı bunun, izleyenler hatırlar. Otomatiğinin o zaman da daha rahat olduğunu söylemiştim. Hatta otomatikte şöyle bir el freni var arkadaşlar. Manuelde bu yok, viteste bırakabildiğiniz için, ama otomatikte bir el freni seçeneği de mevcut Goldwing'in. Sizi böyle sıkıcı bilgilerle birazcık bilgilendireyim. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Hani genelde ben bu motoru kullanırken eğlence kısmıyla çok alakadar oluyorum. Çünkü beni çok eğlendiriyor. Yüzümü güldürüyor. Nadir motorlardan biri. Elci kısıtması falan var. Burada işte infoya tıkladığınız zaman anlık yakıt tüketimi. Buna arkadaşlar 5-6 litre de yaktırabilirsiniz. 15-20 litre de yaktırabilirsiniz. 1.8 6 silindir kendisi. Şaft aktarımlı ve ağır olduğu için siz gayı, yani böyle yüklenince motora, o zaman gerçekten böyle bir aç şunu da bir içelim ya susamışım gibi bir şey söylüyor size. Lakır lakır içiyor benzini. Yani Goldwing'e biniyorsan da bunu çok dert etmezsin diye düşünüyorum artık. Çünkü kendisi 1 milyon falan arkadaşlar. Şu an yanılmıyorsam sıfır fiyatı 780 bin 790 bin bandında. Ama olmadığı için biz de şöyle söyleyeyim ya, inanın. Yunus'u biliyorum. Yunus ne zaman aldığını biliyorum. Yunus listesinin üzerinde bir fiyat verdi alırken. Çok iyi hatırlıyorum. Konuşuyorduk çünkü ben ondan bir öncekini almıştım. Biz de liste fiyatının üzerinde vererek aldık arkadaşlar motoru. Yapacak bir şey yok. Motor çünkü sırası, Goldwing'in sıraları ortalama Haziran falan diyorlar. Hani Haziran'a ne ola ne bite öyle denk gelmişken kardeşimden doluydu. Aksesuar, takacağımız aksesuarlarda motorda olunca ön camdı, sisi vardı. Bunlar güzel oluyor böyle yollarda. Daha öncekilerden tecrübeliyiz. Bunların da olması, işte komple PDF kaplı olması, bir kere Yunus gibi bir adamdan da motor almak gerçekten güzel. Arasa ne dese hani okeyim, inanırım ona. İnternette falan denk gelirseniz çekinmeyin, alın. Selamımı da söyleyin. Başka araçları falan da oluyor kendisinin. Dediğim gibi ya, Goldwing böyle müzik sistemi var ama telif yiyoruz açtıkça. Gerçekten keyifli bir müzik sistemi var. Şu an telifsiz bir müzik açık olmadığı için. Hani böyle ortalama 150-160 km hızlarla giderken. Bak şimdi biraz spor moto geçelim. Gaz kolunu kapa. 5. Bak hemen devirlendirdi. Spor modu çok kuvvetli ya. Bak şimdi. 110'la gidiyorum. Hani böyle tatlı tatlı döndüğünüz zaman da, mesela kaçta dönüyoruz şu an? 130'dayız. Böyle 130'la içeride bile hareket yapabiliyorsunuz. Yani bu motorla 130'la gitmek arkadaşlar değişik geliyor. Kocaman bir şeyle sanki daha süratli gidiyormuşum gibi geliyor yani. Ama kontrolü, bu öndeki trelever sistem var ya, harika çalışıyor. Bu BMW GS'de var bu sistem. 1250 GS'lerde var ya arkadaşlar. Genelde BMW'nin birçok motorunda trelever sistem var. Hani GS bilindik diye onu söyledim. Ondaki ön sistem bunda da mevcut. Hatta böyle kafaları şurada görebilirsiniz. Titriyor onlar böyle. Bing 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 oynuyorlar böyle. Değişik bir görüntü oluyorlar size. O yönden yol tutuşu muazzam. Yani bu tarz büyük
Road Glide'e bindim mesela. Road Glide Harley Davidson. Bayılıyorum o motora da. Ama böyle bir yol tutuşu yok. Böyle bir fren yok bir kere onda. Hani bunun kontrol edebilmesi muazzam. Adamlar gerçekten güzel yapmış. Şunu artık rain tura alayım. Sportla pek bir alakamız kalmadı. O yüzden aynaları falan böyle arkayı göstermesi gayet güzel. Kocaman aynaları var. Üzerlerinde Amerikan parkları var. Biliyorsunuz Honda Amerikan park yapıyor bunlar arkadaşlar. Görünebilirliği arttırmak için. Bunlar falan hepsi güncel teknolojilerin hepsi Goldwing'de mevcut. Gelin bir de bir top speed deneyelim. 180 ben biliyorum ama size de bir göstereyim. 180 mi 85 mi beraber hatırlayalım. Evet 180'e geldik arkadaşlar. Böyle de bir top speed'imiz var. Aynen 185'te falan kitle olması lazım. Oo 190 yaptım lan bunda yok mu? Ben mi yanlış biliyorum? 190'da kitleymiş arkadaşlar. Yani böyle de bir hızlanması var. Şunu tekrar kaldırayım. Ve bu hızlarda kontrol edebilmek çok da zor değil. Böyle spor sürüşleri seviyorsunuz otobanda. Ha, tabii ki bu bir yani bundan bir spor bir motosiklet gibi spor sürüş beklemeyin. Hata olur ama eğer daha önce hiç Goldwing'e binmediyseniz de böyle kalkıştaki o ivmelenmesi sizi biraz memnun edebilir bence. Vay ne o beta mı? Aa offroad'a gidiyorsunuz demek. Beta yeni arar. Bak bir ara beta alacaktık gaz kas aldık. Beta güzel. Bak motorcu her yerde tanıyor arkadaşlar. Hoppa. Triptonik viteste de oynaması keyifli. Yani böyle de eğlendirebiliyor sizi yolda. Bunu da görmenizi istedim böyle. Şuradan sol mu diyorsunuz? Hoppa. Güzel ya akıyor yani. Çok yukarıda hızlarla işiniz yoksa böyle motosikleti çok keyfi kullanıyorsanız mutlaka bir Goldwing deneyin. Ha çantalı olur. Bagger olur. Ona ben bir şey diyemem. Ona siz karar verin. Ben Bagger'ı yani arka çantasız Goldwing'i daha çok beğeniyorum. Spor olduğu için. Belki yaşımın gençliğine verebilirsiniz bunu. Bunun renkleri daha böyle bir spor duruyor. Özellikle bu Narda Grey rengi efsane duruyor. Forza'da Narda Grey. Koyup bir yan yana fotoğraf çekelim abi kardeşli bunlarla. Yürü bakalım Goldwing yürü. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yolda da insan böyle bir arar makine arıyor ama böyle. 4 silindirli falan böyle. O da keyifli oluyor. Ne bileyim çok maymun iştahlıyız ya. Neye binsek başka bir şey söylüyoruz ama yok yok bu çok güzel. Sen alınma yavrum sana demedim. Evet arkadaşlar motoru artık İzmit'e getirdik diyeceğim ama bugün artık başka bir gün. Hatta bugünün başka bir sürprizi var. Şimdi Goldwing'deyiz, sanayideyiz. Serkan geldi, Bagger'layız bugün. Buradan da tekrar İstanbul'a gideceğiz. Başka bir hikayesi var bugün İstanbul'a gitmenin. İki kişi bineceğiz Goldwing'e. Aynı zamanda tekrar İstanbul'a döneceğiz. Oradan tekrar İzmit'e geleceğiz. Bugün Honda Güngör'e gidiyoruz Honda'ya tekrardan. Orada ufak bir işimiz var. Ama kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle göstereyim. Gri arkada, Serkan arkada. Apo abi bize sağ olsun kahvaltı ısmarladı bugün. Bir selam Apo abi. Hayranlarına selam ver Apo abi. Dediğim gibi bu videoluk bu kadar olsun. Goldwing artık İzmit'te. Ama bir sonraki bölümü mutlaka takip edin. Çünkü belki bir başka Goldwing daha İzmit'te olacak. Bugün bir Goldwing'le gidip ikinci bir Goldwing'i almayı düşünüyoruz. Hadi bakalım. Bir sonraki videoyu mutlaka izleyin. Kaçırmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.